Dördüncüsünü düzenlediğimiz Entro Müzika buluşmalarına tekrar hoş geldiniz. Bu akşam aramızda benim de zannediyorum yaklaşık 20 yıl aşkın süredir tanıdığım çok yakın arkadaşım, dostum, sevgili Gökhan Bağcı bizlerle. Gökhan, tekrar hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Begüm. Ben çok iyiyim. Provadan çıktım. Yoğun bir gün. Yarın bir konser var. Onun hazırlıkları kafamda. Bir yığın Rahmaninoflar, işte Mendelssohn senfoniler falan dönüyor ama burada şimdi birazcık kafamızı boşaltacağız. Öyle hissediyorum. Biraz Sen, dertleşeceğiz gibi hissediyorum. evet, en çok ben faydalanacakmışım gibi hissediyorum. Ben aslında birazcık biliyorum ama bir müzisyen olarak aslında birazcık başlamadan önce hem çok kısaca kendinden bahsetmeni istiyorum, nerede yerleşik olduğundan bahsetmeni istiyorum ve bu mobil hayatı nasıl sürdürüyorsun? Çok kısa eğer paylaşabilirsen mutlu Okey. olurum. Yani günümüzden mi başlayayım yoksa böyle geçmişten bir şey gibi böyle bir akıp geçsin mi? Nasıl Hızlıca. içinden geliyorsa. Tamam. Ya aslında doğduğum yerdeyim. Antalya'dayım şu anda. İşte 30 sene sonra, 32 sene sonra tekrar buraya gelmek güzel oldu, değişik oldu. Bir yandan çocukluğuma gidiyorum. İşte konservatuar günlerim aklıma geliyor. Her köşelerde bir anı var. İstanbul'a gidince de sürekli iş için gittim. Yani öyle çok bir şeyim yok ama Antalya'da olmak güzel. Yani Türkiye'de olmak aslında bir nevi güzel. Yani herkes şimdi şeye kaçmaya çalışıyor. Almanya işte. Birinci sırada Almanya işte. Amerika'ya gidenler çok var. Ne bileyim. Ama Türkiye'de iş yapmak, Türkiye'de bulunmak, Türkiye'de güzel projeler yapmak bence bana daha keyif veriyor. Bir yanında Kapadokya zaten biliyorsunuz. Yıllardır orada yaşıyorum. Çeşitli böyle mobil hayat, biraz zor oluyor aslında. Yani yolculuklar çok zor oluyor çünkü dalıp gidebiliyorsunuz. Özellikle çelist olduğum için araba da kullanıyorum. Sürekli arabayla gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince daha sık. Ama o da bir yerden sonra işte yollar kapanıyor vesaire. Biraz uykusuz geceler, provalar, uzun provalar zor oluyor. Bir de bunun yanına bir sürü projeler sıkıştırıyoruz. Yani aslında zor bir dönem. Ama mutluyum yani Türkiye'de olmakta. Yani bütün zorluklara katlanıyoruz bir şekilde. Evet. Türkiye zaten müthiş bir zemin aslında bizler için her anlamda öyle. O Güzel. sebeple Yani tabii Almanya'da falan süper işler var. Hani ne bileyim sadece Almanya'da değil, Rusya'da işte bütün Avrupa'da, Doğu Avrupa'da özellikle güzel projeler çıkıyor. Şimdi Berlin'de böyle izlediğimiz zaman hani Türkiye'de olmayan projeleri görüyorsunuz. Ama burada niye yapılmasın? Bence biraz bunları konuşalım. peki sen Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda çalıyorsun. Onun dışında Kapadokya'daki Klasik Keyifler Festivalinde görev etkinliğinde. alıyorum. Yani festival yöneticisi diyorlar, işte organizasyon, her şey aslında. Bunları söylemek de bizim için ne kadar zor değil mi? Bir türlü böyle. Zor. Yani ben ne bileyim şey olarak da görebiliyorum. Yani bazen hani derneklerin fazla şeyleri olamıyor, kalemleri olamıyor. Örneğin kendimizi bir klavsen taşırken de bulabiliyoruz. Çünkü böyle bir profesyonel bir taşıyıcı veya işte insanları güvenmek bazen zor olabiliyor. O yüzden elimizi her taşın altına sokar bir pozisyondayız. Türkiye'de. Bunun da verdiği has tabii muhteşem. Aynen. Yani evet, öyle bir Kapadokya'da da festival var. Süper. Peki ben yavaş yavaş sorulara geçmek istiyorum aslında. Seninle değindiğin gibi Olur. özellikle oturmaya başlamadan önce aslında çok da normalleştirdiğimiz bir taraftan bu Zoom toplantılarının ana konusu tabii, ana sebebi aslında içinden geçtiğimiz tabii salgın. Bir müzisyen olarak salgın sebebiyle müzik sektöründe senin kişisel olarak deneyimlediğin en gözüne çarpan, seni en çok etkileyen değişim ya da yenilik ne oldu? Yani aslında biraz özümüze döndük. Yani biz konservatuara başlarken şöyle özümüze döndük. Biz sürekli yalnız çalışan müzisyenlerdik aslında. Hani şimdi tekrar bir öyle bir zamanımız oldu. Hani konservatuar döneminde olduğu gibi hani çalışmak için sadece bütün bir gün hani hiçbir işin yok, bir provan yok vesaire kendine bütün gününü ayırdığın bir zamanın oldu. Bu aslında bir yandan avantajı çevrilecek
bir durum oluştu. Tabii salgın hastalıklar falan çok kötü. Hiç mutlu değiliz ama bir yandan da kendimize vakit ayırdık. Bir röportajda sanırım görmüştüm, bu hangi kuartet üyesiydi ya? Bir kemancım şöyle demişti, yani 50 yıldır sahnelerdeyim ve okumadığım kitapları okudum diye. Adamın başka bir hazzı vardı yani. Müzikle değil de yani bir müzisyen olarak mutlu olmakla yükümlüyüz ve hani o şekilde kitap okuyarak da geçirenler oldu. Ben ne yaptım pandemide? Üretmeye çalıştım. İşte değişiklikleri takip etmeye çalıştım. Yeni ne yapabilirim? İşte bu Zoom toplantılardan mesela 36 tane bir sanal buluşma yaptık. Ama şeydi yani, çok ciddi bir şey konuşmak istemedik. Sadece yalnız olmayalım diye bir böyle sanal bir buluşma gerçekleştirmiştik. Daha sonra kayıtlar yaptım. Hatta o kayıtların bana çok güzel bir artısı oldu geçtiğimiz aylarda. Almanya'da bir başvuru açılmıştı. Böyle bir fon gibi bir şey, yani Goethe Enstitüsü'nü. Ve daha çok böyle mentor programı ile ilgili. Yani böyle çok iyi müzisyenlerin olduğu. Ensemble Müzik Fabrik Köln. Oradaki şey başvurumda pandemide yaptığım işleri attım. Ve oraya davet edildim. Ve yani bu çalışmalara başladık. Şu anda işte lahermanları, dütyoları falan kaydetmek üzereyim. Ocak sonunda düşünüyorum tekrardan kaydetmeyi. Öyle bir şey de başladı. Yani bunu belki de hiçbir zaman yapamayacaktım ama bu bizim yapabileceğimiz en iyi şey pandemide veya bu tarz boşluklarda bunu avantaja çevirmek. Zaten bizim yapacağımız şey de o olmalı. Biraz daha kayıt altına alındık gibi sanki, ya da aldık kendimizi Gökhan Bey. Sizin Evet. dediğiniz gibi şu an şu Zoom toplantısı bile kayıt altına alıyoruz. İşte YouTube'a Tabii. koyacağız. Ve burada paylaştığımız o güzel şeyleri isteyen istediği zaman dinleyebilecek. Hani Kesinlikle. düşünüyorum, pandemiden önce olsa bir araya gelsek, tamam onun ayrı bir güzelliği var fiziksel olarak ama büyük ihtimalle kayıt altına almayacaktık. Aklımıza bile gelmeyecekti. Belki bir iki böyle haber ya da işte blogla geçiştirecektik. Belki biraz fazla kayıt altına giriyoruz ama kayıt altına alınmak da bir anlamda da güzel. Yani bir iz bırakıyoruz, daha kalıcı bir iz Evet. bırakıyoruz. Aynen, kesinlikle. Yani ulaşılabilir olmak çok iyi. Yani çok önemli. Yani tutup da ben de şimdi Halk TV'de ya da ne bileyim X, CNN Türk'te falan, hani NTV'de neyse, hani bu programı orada da yapmak isterdim açıkçası. Yani orada daha fazla insana ulaşılabilir mi? Yani o tartışılır ama şu anda öyle bir platformdayız ki YouTube'da her şeyi yapabiliyoruz. Hani hızlı bir şekilde ulaşılabiliyoruz. Bir linkle tıklanabiliyoruz ve bütün konuşmalarımız kayıt altında dediğiniz gibi. Pandemideki şöyle dijitalleşmede şöyle bir benim hoşuma giden bir şey oldu. Daha önceden de bu Samsung'un çıkardığı böyle VR gözlükleri vardı. Telefonlara böyle çok eski Samsung telefonlarda çalışılabilir ve Oculus modelli, Oculus markasının ürettiği VR gözlükleri insanlara ulaştı. Ben böyle pandemide baktım, ne kadar acaba satıyorlar diye. Çünkü pandemide dijitalleşmeyle beraber bu Metaverse'e giriş çok hızlandı. Yani sanal dünya, işte sanal, ben bir sanal konser mesela gördüm, arkadaşlarım yaptı. Onlar çok enteresandı. Yani bu üç boyutlu zeminin de hazırlığı daha önceden yapılmış diye düşünüyorum. Yani pandemide bu çok hızlandı. Şimdi Evet. mesela 60 yıl önce, yani tam yanlış söyleyeyim de, hani Türkiye galiba, evet, 1900 kaçta geldiydi? Yani böyle 50'ler gibi ilk arabanın geldiğini biliyoruz. Hani çok daha böyle eskisinde o kadar sanayi ve teknoloji o kadar gelişik değildi ve yani yerli üretimin çok hızlı bir şekilde dijital, yani teknoloji çok hızlı ilerledi. Biz daha işte hatırlıyorum küçükken işte antenli telefon kullanırken, şimdi Metaverse'de böyle gözlüklerle ilerliyoruz falan. Yani o Evet. sıçrama çok hızlı oldu. Yani pandemi en büyük yenilik bence bu üç boyutluluk üzerine oldu ve bununla ilgili daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Tabii bu kayıplara da neden oldu. İşte canlı performanstaki yakaladığımız sınırları biz hiçbir şekilde dijitalde Doğru. yakalayamayacağız. Ya da tam tersi, o kadar şey edit yapabilme, kesip biçebilme, yani şeyimiz var ki, şansımız var ki, müzisyenlerde de böyle bir rahatlık oldu. Böyle Rahatlama. bir rahatlama geldi. Bir daha çalarız abi, hani bir daha Değil çalarız. mi? Orayı bir daha alalım. Hani o notayı tekrar bir çalalım. Hani bu şekilde şey oldu. Bir rahatlama da geldi. Ama bunu iyi mi kötü mü zamanla göreceğiz. Yani şey gibi, aşı gibi yani. Hani çünkü Doğru.
öyle bir güven geldi ki eski böyle non-stop run through yaptığımız şeyleri, müzikleri şimdi daha zor yapabiliyoruz. Şu anda bir genişleme dönemindeyiz. Özellikle dijital metaverse'te bizim her sene yaptığımız UX İstanbul konferansı var. Evet. Açılımı da user experience, yani kullanıcı deneyimi, global bir uluslararası bir konferans. Bu seneki ana temamız metaverse. Metaverse'ler, NFT'ler, DeFi'ler, işte decentralized finance dediğimiz, yani merkeziyetçi olmayan finans çözümleri, işte blockchain tabanlı, onlardan bahsedeceğiz. Burada tabii şöyle bir şey oldu. Çok fırsat var. Altına hücum var. Acayip bir genişleme var. Herkes bir şey yapıyor. Herkes sanki doğru yapıyor gibi. Ama bunun bir sonraki aşamasında şöyle bir yakınlaşma olacak, yakınsama olacak ve bunlardan bir kısmı işte yok olacak, bir kısmı konsolide olacak ve geriye bazı oyuncular kalacak. Daha geçen Kesinlikle. gün baktım, işte CoinMarket diye bir tane şey var, site var. 16 bin tane coin var şu anda. 16 bin plus. Yani belki de 17 olmuştur bugün. Hani böyle acayip bir artış var. Bundan 4 yıl önce bakmıştım ben. Yine sunumlarımda kullanıyorum onu. 2000'deydi. Ve ben 2000'deyken şey diyordum. Galiba yakında bu yakınsa hani bir daralır. 1500 lira, 1000 lira gelir. 2000 benim için yüksek bir rakamdı. Düşünsenize 2000 tane ülke var gibi düşünebilirsiniz. Çünkü coin nedir? Her ülkenin Merkez Bankası'nın normalde bastığı bir şey olması lazım. Şu anda 16 bin plus'a gitmiş durumda. Nereye kadar bu bubble şişecek, sonra patlayacak ya da geri dönecek? Bakalım, zaman gösterecek. Şeyi de Şöyle bir duymak değişim isterim. oldu mu? Takip Buyurun. ettim. Ben de sizi yakalamışken Buyurun. sorayım. Şimdi bu dijital para işinden ben aslında pek anlamıyorum. Ama mesela diyelim ki siz bununla ilgilisiniz ve işte Ethereum, bilmem şimdi Ethereum mesela, ben bir konser yapacağım, size bilmem kaç coin şey göndereceğim. Mesela bunu kabul eder misiniz siz? Bu bir değişim olabilir mi yeni dünyada? Bence olacak. Belki bunun hani direkt şeyi ben olmayacağım. Muhatabı ya da hedef kullanıcısı, ama şimdi biz onları Berkecanlar diyoruz, bu yeni nesile. Benim de evde iki tane var. Biri 4,5, biri 7,5 yaşında. Kız bu sene ikinci sınıfa gidiyor. Geçen sene birdeydi. Okuma yazmayı Zoom üzerinden öğrendi. Yani sabah kalkıyordu, Zoom'a giriyordu, işte sınıf giriyordu. Düşünün, yani bizim hayal edemeyeceğimiz şeyler gerçekleşiyor. Ve çok şeyler, yatkınlar. Çünkü bununla büyüyorlar. İşte bu Tabii. Berkecanlar bence kabul edecekler. Ben de kabul etmeye başladım. Girdik, baktık, hatta işte coinlere şeyler yaptık, denemeler yaptık. Bunu bir sosyolojik bir dönüşüm olarak düşünmemiz lazım. Çünkü genelde blockchain'e, işte NFT'lere biraz çok teknolojik gözden bakılıyor, ama teknoloji bizim için her zaman araç. Esas amaç insanların yine iletişimi, esas amaç insanların yine alışverişi, bir şeyi alıp vermesi. Trade etmez. Evet, trade etmesi. Eskiden neyle yapılıyormuş bu? Barter dediğimiz. İşte sen iki tane yumurta veriyormuşsun, karşılığında bir litre süt alıyormuşsun. Sonra Bekliyorum. işte bizim Antalya'da, ben de Antalya olduğum için bahsedeyim, Frikler miydi? Likyalılar mıydı? Parayı buluyor adamlar. Lidya. Dünyada devrim yaratıyorlar. Artık süt yerine, yumurta yerine birbirine insanlar para veriyor. Şimdiki durumda da bunun daha kolayı çıktı. Coinler var. Herkes kendi coinini bastırabiliyor. Yarın bir gün biz de Gökhan Bağcı coini bastırabiliriz. Arkasını Evet, doldurabilirsek. onu biliyorum, duydum onu. Evet, Burada çok rahat. yapıyorlar. Antalya Spor'un bile bir şeyi var, böyle Var var, şaşırtıcı akrep akrep bir coin var bizim. Yani Antalya Spor'un şey akrep olduğu için akrep şeklinde o coini gördüm ben. Yani o Yani kadar arkasını özel sektör, doldurabiliyorsanız olabilir. yani özel sektör vakıflardan da belki böyle bir atılım gerçekleşebilirse yenilik olabilir. Yani hani pandemideki yeni olabilecek bir şey herhalde önümüzde bu gözüküyor. Yani şunu diyebilirsiniz. Gökhan Bağcı coin'i dağıtıyorum. Her bir coin'de bir konserime giriş hakkı veriyorum. Ve karşınıza kişi şunu derse, Gökhan Bağcı bugün konser biletini 100 liraya satarken, eğer yarın 1000 liraya satacaksa, ben bu coin'i alayım, bu 100 liralık coin ne olacak? 1000 liraya karşılık gelecek. Aslında arkadaki mantık bu. Coin aldığınız zaman bir hak doğuyor size. Bu hak değerleneceğini düşünüyorsanız da o coin'e insanlar yatırım yapıyor. Sosyolojik bakmak lazım. Bence o tarafa doğru gidiyor. Yalnız çok büyük de bubble da var. Dediğim gibi 16 bin plus coin var. Hani aklınıza gelebilecek her şeyin coin olmaya başladı.
O seçimleri doğru yapmak lazım. NFT, buyurun. NFT aslında biraz anlatabilirseniz ben de mutlu olurum. Yani biz notaları NFT yapabiliyoruz değil mi şu anda? Yani her şeyi aslında NFT hale getirebilirsiniz. Yani dijital hale çektiğiniz her şey. Bu genelde sanatla başladı. Çünkü sanat her zaman bazı çoğu şeylerde önce olduğu için o da dijital art tarafıyla başladı. Daha böyle elle tutulur. Her şeyi NFT yapabilirsiniz. NFT'nin mantığı tabii ki unik hale getirmek. Yani bu normalde kopyalanabilir bir şeyken dijitalde ben bunu blok chain zincirine kaydederek aslında unik hale getiriyorum. Bu da benzer bir şey. Yani buna talep doğarsa, insanlar derse ki evet bizim için bu konsept değerlidir. Yani dijitalde bir şeyin unik olması bizim için değerlidir diye sosyal psikolojik bir şey ortaya çıkarsa ki çıktı ve bu artarsa bu anlam kazanacaktır, değer kazanacaktır. Bunu ben şeye benzetiyorum. Şimdi Boğaz'da yalı almaya kalksanız işte bilmem kaç milyon dolarlar. Herkes dese ki bırakın Boğaz'ı biz Hakkari'den şey alacağız, ev alacağız, arsa alacağız. O zaman Boğaz'daki fiyatlar düşecek, Hakkari tarafı artacak. Talebe bakıyor. Yani talep, arz talep mekanizmasına bakıyor. Evet, aslında bu soruyu sormamın nedeni şeydi. Yani şimdi Metaverse'de bir konser yapacağız. X bir bestecinin NFT'si de bende. Aha. Metaverse'de telif ödenir mi? Caiz mi? Güzel. Tabii o NFT anlaşmasına da bakmak lazım. Orada bir sözleşme. Altına da imza atıyorsunuz. Onu nasıl veriyor size? Nerede kullanmanızı? Şeye dönüşüyor. Yani madde ve sözleşmeden olay dijital ve blockchain'e bir şey kaydetmeye dönüşüyor. Aslında form değiştiriyor. Yani aslında konsept aynı konsept. Bu şey gibi ben onu eğitimlerde de öyle anlatıyorum. Tamam şimdi Facebook çıktı, Instagram var. Orada insanlar birbirleriyle arkadaşlık kuruyor ama arka taraf yine aynı. Yani güven duyduğunuz kişiyle arkadaşlık kurarsınız. Şimdi sokakta gördüğünüz herhangi bir kişiyle arkadaşlık kurmuyorsunuz. El sıkışacağınız kişi yine güven duyduğunuz bir kişidir. Burada da öyle. Yani olay form değiştiriyor ama arka tarafta yatan o temel değerler, konseptler aynı. NFT'yi de o gözle görmek lazım. Sorunuzun cevabı çıkacak mı, patlayacak mı? Yani patlayacak mı derken talep görecek mi? Göreceğine de inanıyorum. Yani kendi ben de YouTube'a görüyorum. Baktığım zaman YouTube mesela VR diye bir şey açtı. Hani bir kendine bir kanal açtı. Sadece VR şeyin. Orada mesela konserler neden yayınlanmasın? Hani ben aslında seyircilere bunu biraz hani konuşmak lazım dinleyicilerle. Hani bazen diyecek ki ben Kemal'ın işte şurasında izlemek istiyorum. Hep bir uzaktan izliyoruz ya. Yani belki o detayları merak ediyor olabilirler. Eskiden vardı işte böyle şeyde konser dürbünleri vardı. Şimdi ona da gerek yok. Hani direkt yakına gidebilir. İşte orkestranın içine olabilir. Bir orkestra şefinin üzerinden surround dinleyebilir mesela gibi gibi. Yani yenilikler sanki bu yani yapılıyor diye görüyorum. Yani yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Hı hı. Pandemide Ege'nin sorusuna böyle bir cevap vereyim dedim. Başka çok güzel. Laf lafı açtı. Begüm senden biraz zaman çaldı. Ay estağfurullah, rica ederim. Seve seve. Yani aslında benim biraz sonra, az sonra soracağım telif hakları sorusuna bir giriş olmuş oldu. Bir de tabii senin daha çok çağdaş müzikle de ilgili işler yaptığını bildiğim için bugün yaşayan bestecilerle ilgili projeler üretirken telif haklarına dair işte o muvafakatnamenin düzenlenmesiyle ilgili nasıl bir yol izliyorsun? Bu çok biz müzisyenler için yorucu bir yol aslında. Çok da bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Eğer bir orkestrada çalıyorsak bu sorunlar işte nota kiralama gibi sponsorship'lik işte meselelerini arkamızdaki büyük şirketler aslında fonluyor, destekliyor. Sen projelerin ne başlarken nasıl bir yol izliyorsun? Bir menajerin var mı? Bu zamanı aslında nasıl organize ediyorsun? Çünkü hiç boş vaktin olmadığını gayet iyi biliyorum. Bir Kapadokya'dasın, bir Borusan'dasın, bir Antalya'dasın, bir işte Almanya'ya gidip geliyorsun. Öbür taraftan Alan'la biliyorum, Amerika ile alakalı da epey bir projem var. Bir taraftan CD kayıtları, Hezarfen var vesaire. Bu aslında zaman yönetimi tek başınalık hali içerisinde mi oluyor yoksa bir aradalık durumları da sende var mı?
Yani şöyle başladı aslında hikaye. Baktım çok yoğun oluyor. Ben kendime bir takvim çıkarayım dedim. Hani olur ya böyle masada işte küçük bir kare takvim olur falan. Onun daha değişik bir versiyonunu To Do List'le beraber. Yani kafamdaki o listeyle beraber ne yapmam lazım? Tamamen kendimi planlama üzerine bir kurgulamaya başladım. Ve baktım işe yarıyor. Yani yapılacaklar listem var. Takvimim belli. Yani zamanım bu kadar. Şurada uçarsam işte sabah burada provaya giriyorum. Öğlen uçağına bakıyorum. Taşım Kerem de burada. Onunla çok konuşmuştuk. Borusan'a işte öğlen uçağıyla, iki uçağıyla gidip 4.30'daki provaya yetişip tekrar gece dönüp sabah Antalya'da girip falan böyle kendimi planladığım da oldu. Ama bu tabii düşünce mikroya iniyor. Yani acaba taksiyle kaç dakikada giderim? Orada ne yemek yerim falan. Yani bunun hiçbir menajerin yapamayacağını düşünüyorum şey olarak. Yani sürekli benim yanımda olamaz. Yani menajer dediğin hani menajer sorusuna geleceğim. Şimdi oraya bağlayayım. O yüzden çok yoğunluğumdan dolayı ve yani menajerlerin de tabii farklı vizyonları olması lazım. Yani benim kafamdaki hayal ettiğim müziği bir kere tanımlayabiliyor olması lazım. Yani dışarıdan X bir kişi müziği bilmiyorsa zaten menajer olamaz. Hiçbir şekilde olamaz. Çünkü bir şey olur yani ne bileyim ufak bir şey aklına gelir. Mesela ben Begüm Çalınlı'nın menajeriyim. X örnek veriyorum. Sen böyle sürekli çalışıyorsun ve tek olayın keman çalmak. Yani hiç böyle televizyon izlemeyen bir müzisyen olduğunu düşünelim. Şöyle bir menajer olmalı. Mesela senin bir telefon geldi. Alo ben Begüm. İşte sizi işte Samanyolu TV'den arıyoruz. Sen böyle ne kadar güzel falan. Hani bilmediğin için şey yapabilirsin. Evet diyebilirsin. Ha, televizyon kanalı bir şey çalarım falan dedim. O noktada o menajerin senin nasıl bir yerde çaldığın, nasıl bir programda çaldığın, ne sıfatla orada oturduğun, yanında Büyükşehir Belediye Başkanı mı oturacak ya da seni arkada çalgıcı olarak mı gibi gören hani insanlar var. Ya da işte size elektro keman kiraladık, gelin çalın diyebilecek insanlar var. Bunlarla muhatap olmamak için bir menajer mutlaka gerekiyor. Ama ben bu menajeri daha bulamadım. Yok çünkü öyle bir menajer ve sonra kendi menajerliğimi yapmaya başladım. Yani o yönetim aslında oradan çıktı. Kendi kendime yapabileceğimi düşündüm ve çok da iyi gidiyor. Yani birkaç denemem oldu ama çok kısa sürdü bu menajer hikayesi. Ama şu anda da bunu bildiğim için de Olgu'yla şimdi bir şirket kurduk. C Major Müzik. C Major. C Major Müzik. C mi yoksa C mi? Yani letter C mi yoksa nota do re mi fa S-E-A S-E-A sol Major. mi? S-E-A. Yani böyle bir büyük denizi de ifade ediyor bir yandan ama C Major de ifade ediyor. Olgun teknesinin ismi falan ve duygusal bir Ha. bağ da var. Hem espiritüel bir tarafı da var. Şimdi onun altında menajerlik de koyalım dedik. Aslında kayıt üzerine. Yani daha çok ilk şeyimiz kayıt. Tabii menajerlik de işin şeyi olmuş oluyor. Zaten Türkiye'deki menajerlik sistemine baktığımız zaman size ne sunabilir? Yani 50 tane konser mesela geçen oturdum. Nerede bir müzisyen nerede çalabilir? İşte 70 tane falan bir yer çıktı Türkiye'de sadece. Okey, onları ayarladım. Yani senin işi konser ayarlamak olmamalı yani bir menajerin. Bütün o kayıtlarda sürekli yanında olacaksın, dinleyeceksin vesaire vesaire. Onun üzerine bir şirket kurduk aslında. O yüzden kendim yapıyorum. Bir menajerim yok. Yani o sorunun cevabı o. Projeleri de nasıl planlıyorum? Projeleri şöyle planlıyorum. Geçenlerde bir Zoom toplantısına katıldık. Hollanda'da bir koronun müzik direktörü. Adam böyle Amsterdam'ı kasıp kavuruyor yani. Böyle bir yakıyor ortalığı Tido. Ve o şey bir şey demişti. Şöyle bir şey dedi. Projeler dedi aslında biraz ben şaraba benzetiyorum. Yıllanmış şaraba benzetiyorum dedi. Bekledikçe daha güzelleşiyor dedi. Yani hemen dedi böyle atladığın zaman dedi şey olmuyor ama biraz dinlendirince, bekletince daha iyi oturuyor ve bu hep burada yani biraz hatta şey dedi böyle gecikmelerin kralıyım, şampiyonuyum falan dedi yani. Hep böyle bir şey, bütün projeleri geciktiriyorum yani ya erteliyorum ya şey yapıyorum ama çok iyi bir şey çıkıyor dedi. Hakikaten çok başarılı bir hem koro şefi hem müzik direktörü. Yani programlama için en az 6 ay
öncesinden başlıyorum. Yani 6 aylık bir süreç oluyor işin pişmesi. Yani 6 ay öncesi biraz daha böyle daha basit işler oluyor ama asıl büyük projeler minimum 6 ay veriyorum kendime. Öyle bir hani önerim olabilir. Başka... Yani bir de şeyi merak ediyorum aslında. Hayatının bir noktasında sen tek başına yola çıkma virajını aslında aldın. Ve dedin ki ben proje bazlı çalışacağım aynı zamanda. Ben senin birkaç tane Walkin'in ziyaretlerini biliyorum ve nasıl projeler çıktığını çok iyi biliyorum. En azından belki Goethe Enstitüsü'yle olan o hikayeyi paylaşmak ister misin? Çok Sormak çok istiyorum. isterim. Çok garip bir şeydi. Bizim şeyde Ankara'da işte nasıl söyleyeyim? Çok böyle ufak ve çok eğlenceli bir videomuz vardı Cem'le beraber. Yani ufak işler yaptığımız günlük ritüel böyle ekstra tadındaki işler. Uzun bir süre yaptık bunu çünkü Almanya'dan geldik ve çok iyi okullarda işte masterlar bitireceğim ben gelmişim hani ama hiç iş yok yani hiçbir şey yapamıyoruz. İyi müzisyenleriz böyle bakıyoruz biz ne yapacağız? Hani nereden başlamalıyız yani Türkiye'ye geldik. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben bir gün Ankara'da böyle Meşrutiyet'e doğru inen yerde baktım yukarı böyle Goethe Enstitüsü falan. Burası neresi ya falan diye böyle şey oldu. Kim bunlar? Ha diye böyle girdim içeri yani direkt böyle kapıyı çal güvenlik falan bu işte giremezsiniz hani abi. Şey. Ben dedim buranın kültür işte kim ilgileniyorsa görüşmek istiyorum dedim. Yani. Baya böyle hani çat kapı. Sonra telefon açalım dediler. Güvenlik tabii böyle hani üçüncü katta deyip beni alamıyorlar. Orada da böyle gerekli şey böyle olması gereken kuralları çok güzel işliyorlar aslında. Sonra Sibel Hanım aşağı indi. Sibel Ekmekçioğlu. Ben dedi Gökhan zaten seni tanıyorum dedi. Lütfen buyur gibi yani böyle bir şey oldu. Gel odama geçelim falan dedi. Ben çok mutlu oldum. Çünkü çok spontane yani böyle bir anda hiç planlamadığım bir şekilde içeri daldım aslında Göte'ye. Ve sonra kendimi anlattım. Onlar da mesela Göte şu şekilde çalışıyor. Onlar kolektif böyle birlikte üreten yani hazır bir projeyi alıp bunu ben yapacağım bana sponsor olduğundan ziyade daha çok biz neler yapabiliriz karşılıklı fikir alışverişi vesaire. Sonra kadın da beni tanıdığı için çok mutlu oldum. Zaten senin bütün konserlerine geliyorum dedi işte festivaller bilmem ne. Orada öyle bir tanışıklığımız oldu. Sonra ilk hangi projeyi yapmıştık tam hatırlamıyorum ama en son Beethoven projesi yapıldı. Orada biraz belki ondan bahsedelim. O da tam pandemiye denk geldi. Sibel Hanım bir gün telefon açtı. Gökhan, aslında bir şeyde ilk proje yaptık. Doğru, festivalde yaptık. Onlardan şöyle bir şey rica etmiştim. Goethe Enstitüsü'nü hatırladım. Galiba Beethoven yılı sebebiyle yaptıkları galiba bir projeydi. Sen hani bunu yapacaksınız Türkiye'de böyle Evet, yapsak. evet. Ondan önce bir tanışıklık oldu. Ha, diyebiliyor musunuz? Ben Gökhan dondu mu acaba? Yoksa sadece bende mi? Bizde de dondu ama. Evet, Gökhan'da bir problem Geldi. geldi. Şimdi geldi. Kusura bakmayın. Geldi değil mi? Geldi geldi Gökhan hoş geldin. İlk yani Göte'yle şöyle bir şey istemiştim. Bir arkadaşım İstanbul'da klavyenini böyle şey iyi durumda değildi. Göte Enstitüsü'nden şeyi rica ettim. Yani bu klavyeni tamir edebilir miyiz? Yani bana böyle bir destek verir misiniz diye. Onlar da destek oldular. Ve biz o klavyenle projeleri üretmeye başladık. Yani bir klavyen getirtmektense onun tamirini yapması için ricada bulunmuştum. Daha sonra şeyde pandemi döneminin işte tam geçtiğimiz kaç yıl oldu? 2019 Aralık mı? Aradan bir sene geçmiş olabilir mi? Tabii Evet. 2019 Aralık, 2022 oldu. Kafam gitti bir anda. Acaba dedim 2023'e hazırlık mı yapıyoruz? Telefon açtılar. Dediler ki elinizde bir proje var mı? Biz de halihazırda zaten Beethoven'ın 250 yılı münasebetiyle şey yapıyorduk zaten. Hem Boğaziçi'nde hem de Kapadokya Üniversitesi'nde konserleri gerçekleştiriyorduk ama yarım kalmıştı. Daha sonra şey dedik, hani elimizde böyle bir proje var. Enstitüyle
şey yapabiliriz. Hani bunu gerçekleştirebiliriz. Sonra bütün projeyi yazdık, çizdik tekrardan. Gelebilen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, çok iyi müzisyenlere davet ettik. Ve böyle 24 kişilik işte bir ekip çıktı. Sadece müzisyenler. Ve işin tabii dijital festival dedik. Yani aslında Göte'nin en büyük şeyi o oldu. Onları etkileyen şey. Çünkü biz şey demedik ya, bunu bir kere kaydedelim. Bir tane kamerada. İki de mikrofon koyalım, kaydedelim. Yani böyle bir şey de olabilir dedim. Ama biz dedim böyle bir CD kalitesinde çok iyi mikrofonlarla bizim için de iyi bir deneyim oldu. Hani video böyle 5-6 kamera çekelim. Bütün detayları verelim. İşte proje zaten şeydi, bütün Beethoven'ın piyano triyolarıydı. Bütün keman sonatları ve işte violonsel için hem sonatlar hem varyasyonlarıydı. Hani hepsini kaydetmek bizim için olağanüstüydü. Ve bunu pandemide başardık. Yani insanlar sokağa çıkamıyordu. Ben gidiyordum böyle İçişleri Bakanlığı'nın işte açıklarını buluyordum açıkçası. Yani öyle söyleyeyim. Bunlar şimdi kayıtlara geçiyor ama yani şöyle açıkları görevlendirilebiliyorsunuz. Yani işiniz varsa yolda sizi polis durduramıyor. Yani biz de enstitüden görevlendirildik falan vesaire. Bunun sayesinde şehir dışı seyahatler yapabildik. Yani ben günde belki de 9 kez falan durduruluyordum polis tarafından. Ya bunları işte o kadar hesap edip işte en yakın otelde kalıp işte oteller kapalı falan vesaire işte yemek nereden yiyecekler, aman dışarı çıkmasına dışarıdan söyleyelim şeye gelsin. Çok zor bir projeydi bizim organizasyon anlamında. Tabii sonrası da var. Kayıtlar 24 gün sürdü. Ve o 24 günün sonunda sadece 9 saatlik bir yayın yapabildik. Ama bütün setleri hallettik yani. Şu an YouTube'da da var bütün kayıtlar. Bana yolladığın linklerde bu projeyle alakalı bir sunumun var mıydı? Paylaşmak ister misin? Yoksa... Yani bakabilirsiniz. O zaten büyük bir şey. Yani konserler bir de anlatımlı. Biz bu proje dosyasında bütün Beethoven'ın bütün karakteristik özelliklerini düşünerek de bunu programladık. Ve bunun işte metinlerini yazdık. Sonra çok güzel seslendirildi. Sungun Babacan'la anlaşmış olduk. O da çok şanslıydım o konuda. Yani sürekli işte Tom Hanks'i, Brad Pitt'i küçükken televizyonda duyduğumuz sesi Beethoven'ı anlatırken duymak bana oldukça yenilikçi geldi. Yani şey Beethoven onun sesinden dinledik ilk başta. Program notlarını okudu. Böyle bir şeyi kabul etti. Yani çok iyi bir, mutlu olduğumuz bir projeydi. Onu tamamladık, bitti. Yani şeyin projeler bu şekilde. Belki Beethoven'ın şeyini gösterebilirim. Bir map vardı, onu diyorsan eğer. Evet. Hani çalışma şeyi. Yani belki merak edenler olur mu diye. Sizde var mı şeyde? Tamam. İsterseniz yardımcı olayım. Ben ekran paylaşımı yapabilirim. Tamam. Bir PDF vardı ben. Tabii, tabii. Şu anda ekran paylaşımı yapıyorum. Görebiliyor musunuz? Tamam. Evet, görebiliyorum. Bu bizim yani benim böyle küçük bir haritamdı aslında. Bütün her şey burada. Beyin olarak yani benim yapmak istediğim her şey burada. Bunları işte çek atarak ilerledim. Programlar farklı. Belki eserleri işte bir ilk önce bir listeledik. Her bütün salonun bize verdiği, tahsis ettiği tarihlemeler, işte kayıt yapıldı mı, fotoğrafı çekildi mi? En önemlisi bence yani ilgilenen olursa bu konularda backup. Yani backup'ın tarihini yazdım. Öyle söyleyeyim. Çünkü kaç tera yani mutlaka Borusan'da her konserini çok yüksek kaydediyordum ama ya backup işi en bence pahalı ve zor işlerden biri. Çünkü bir gün mesela şey tam aktarım esnasında ya aktardık sonra şey düştü. Hard disk düştü. Hmm. Yani onu almasaydık bütün kayıtlar bir de iş bitmişti. Hani sonraki yayını hazırlıyorduk. Çok çok zor bir durum backup. Aklınızda bulunsun yani 3 tane backup mutlaka olmalı. Yani bir yerde evinize hırsız gelebilir, bir yerde işte benim yaptığım gibi düşürüp bozabilirsiniz veya bir yangın çıkabilir, bir şey olabilir. Hep 3 farklı noktaya koyun derlerdi. Onu çok dikkat etmenizi öneririm. Sonra videoları biz senkronlamış olduk. Bütün kayıtları editledik yani her programa 3 gün ayırdık. Bazı günler böyle 3,5 gibi, 4 gibi. Mesela program 3'e onlar eserlere gelip onları 2 ayırmışız. Gibi gibi aralarından işte 1 saatlik bir şey çıktı. Full kayıtlar oldu.
Editleri bir de yani işin zorluğu şuydu bence. 24 gün boyunca Beethoven dinliyorsunuz. Ve tüm gün dinliyorsunuz. Aynı pasajları dinliyorsunuz. Adamın artık şeyini biliyorum yani. Kanına kadar şeyini hissettim artık Beethoven'ın. Bir de onu gidip evde dinledik. Yani edit notlarımız var. Onlar da ayrı aslında. Belki onları da merak eden olursa gönderebilirim internetten bir yerden. Hani şey dinlerken take alınıyor. O take'lere notlar yazılıyor. Yani prodüserlik bu şeyde aşamada çok önemliydi. O arkadaşlarla paylaştık bu kayıtları. İşte listening file'lar çıktı. Sonra mastering'leri yapıldı vesaire. Bu editleri dinledik, paylaştık. Ben yapmak isteyen oldu. İlk sorum oydu zaten. Mesela Gözde kendi yapmak istedi. O İlterlerin, Onurların, Doğukanların grubu. Ya biz yapalım editleri, sizi yormayalım dediler. Editleri, hani timingleri onlar söylediler. İşte böyle bir teslim tarihi de koydum kendime. İşte afiş, teaser şeyleri de var, tarihleri, yayın tarihleri. Buna uyulacak. Yani buna uyulmadığı zaman her şey aksıyor maalesef. Böyle stresliydi bizim için. Çünkü bir anlaşma var, bir söz var. Bunu bir ayda yapacağız. Ve hepsini işte şeye kadar, Şubat'a kadar yaymış olduk. Gibi gibi. İşte resim seçimi çok farklı. Yani en zoru bence yani bir projede kolektif çalışmak tabii çok önemli ama hem dinliyorsunuz hem ses editini yapıyorsunuz. Üzerine video yaparken tekrar dinlemiş oluyorsunuz. Bu bir saat gelin tekrar kontrol ediyorsunuz. Yani ben bir Beethoven'ı herhalde 10 kez falan böyle hani uzun uzun bir eserini böyle artık şey çalıyor kadar iyi bir şekilde öğrenmiş oldum. Afişleri de biz yaptık. Hani tekstleri de, webleri de, anlatıcı işte altyazıları da biz koyduk bana. Olağanüstü bir iş işte benim için. Böyle onu da paylaşmış oldum burada. Bu benim yaptığım bir map. Yani kendim için. Belki hoşunuza gider mi bilmiyorum ama basit bir şey ama bütün beyin bence burada. Ben aslında sana izlediğin bir medya yayın yol haritası var mı diye sormadan önce böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Bu çok kıymetli bir paylaşım oldu açıkçası. Bunu aktardığın için çok çok teşekkürler. Yani resmen hani içeride nasıl bir organize, kaç tane çekmece olduğuna dair müthiş bir fikir vermiş oldun. Yani benim aslında bir proje neleri içermeli, olmazsa olmazları nelerdir gibi sorularım, self-promoting nasıl olur ya da sosyal medya mecralarıyla senin kurduğun ilişki ya da sen self-promoting'i nasıl yönetiyorsun gibi sorularımı aslında epey bir cevap vermiş oldu bu yol haritası. Ben bir şey ayrıca merak ediyorum. Hukuki boyutlarıyla uğraşmak zorunda kaldığın bir deneyim yaşadın mı? Evet, yaşadım. Paylaşmak ister misin? Yani isterim ama yani şöyle bir tavsiye veririm. Yani şey telif hakkı mıydı ya da işte bilmiyorum yani sen ne kadar... Yok bunu yani en çok sevdiğimiz bir festival yani Türkiye'nin en büyük festivalinden yaşadığım bir anımı anlatarak belki şey yaparım. Yani onlar da yanlış anlamayacaklarını bildiğim için burada anlatıyorum. Kayıtlara da geçsin diye. Yani şöyle çok pandemide şöyle oldu. Telif değil de ben muvaffakatnamelerle ilgili birazcık problem yaşadım aslında. Hani telifleri zaten festivaller veya işte vakıflar şeyler onlar zaten bir şekilde iletişim kuruyor. Hani çalıştığım bestecileri ben genelde davet ediyorum zaten. Hani onunla beraber yani yaşıyorsa zaten beraber çalışalım mantığıydı. Hani onu mutlaka dinletmem gerektiğini hep düşünerek proje yazdım. Yani atıyorum sen Steve Reich'le çalışmak istiyorsun. Acaba hani nasıl olacak gibi soruları kendinde soruyorsundur mutlaka. Yani şimdi mesela Saygun çalacağım. Rahmetli hocalarımızdan. Ama Saygun şu anda İsrail'de. Yani keşke devlet olarak biz bu sözleşmeleri, şeyleri, telifleri alabilseydik. Yani ben şimdi İsrail'de kapı kapı şey dolaşmak zorundayım. Yani Shostakovich çalmak istiyorsam belirli müzik firmaları var işte Cihangir'de onlara gitmem gerekiyor falan vesaire. Hani teliflerle ilgili biraz sıkıntı çekiyoruz. Hani orijinal nota zaten çok kolay ulaşılabiliyor. Şöyle bir tavsiyem olabilir. Eğer mesela konserleri ücretsiz yapıyordum eğer telifli bir şey varsa onlar da isteyemiyorlar. Yani hukuki şey çok düşük. Şimdi belki biraz daha güçlenmiş olabilir bu KKHK ile beraber. Hani belki onun üzerinden bir şey olsa
belki sıkıntı yaşanabilir ama orijinal not aldığınız zaman ve konser ücretsiz olduğu zaman, halka açık olduğu zaman ve Türkiye'de de satış hakkı olan bir yerden, distribütöründen aldığınız zaman arkasında kitaplarda da hatırlarsınız böyle hala da var, bandrol oluyor. O bandrol üzerinden satış yapmadığınız için yayın hakkınız oluyor diyebiliyorum. Ve hep öyle yani bir problem yaşamadım. Yaşadığım şey muvaffakatname, yani sözleşmelerle ilgili bir şey yaşadım. Onu anlatayım. Pandemide önce İKSV'de bir konserim olacaktı. Büyükada'da. Ve bizden böyle çok şey bir program istediler. Biz çok ağır bir program gönderdik. Yani yeni müziklerin olduğu falan. Diyor yapacaktık Cem'le. Tabii Cem'le de işte bu bizim için böyle çok taşlandırılmış bir şey. Yani oradan Ankara'daki pozisyonumuzdan bir festivalde Dio çalmaya böyle hani çok heyecanlandık. Çünkü güzel bir program yazmıştık. Yeni müzik üzerine yeni siparişler vardı. Ama sonra işte araya pandemi girdi. Sonra bize birkaç aylar sonra şey dediler. Biz işte dijital bir festival yapmaya karar verdik. Biz de okey dedik. Ama dedim pardon ilk önce şeyi anlatmam gerekiyordu. O programı kabul etmediler, yeni müzik yazdığımız programı. Dediler ki bu zaten böyle bir yürüyüş temalı bir konser. İşte Büyükada'da böyle 20-30 dakika arası. Hani insanların da böyle hoşuna gidebilecek bir şey falan. Yani zaten bu kafada program yapmamaya gayret gösteriyorum ama hani onların hoşuna gidecek diye ben sanatımı icra etmek zorunda değilim ama biz de böyle hafif de olsa bir program kendimizce onlara göre hafif ama bize göre yine zor. Bir program hazırlamıştık. Marimarelerin falan oldu. Sonra dijitale geçince tabii işler değişti. Yani biraz popüler şeyler de vardı. Hemen dijitalde böyle anılmak istemedim dedim. Yani madem dijital yapıyorsunuz yine kök bir eser yapalım. Orada da bir orta yolu bulduk. O çok iyiydi mesela o iletişimler. Hani karşılıklı. Biz çok mutlu olduk. Çünkü çok iyi bir kamera ekipmanı vardı. Ses şeyden bütün organizasyon harikaydı. Daha sonra biz kayıtları yaptık, yayınladılar. Sonra festivalden aradılar. Yani işte aslında en yüksek satışların da olduğu bir konser oldu. Bu kadar beklemiyorduk gibisinden. Hani çok da böyle karşılıklı, onların da hoşuna gidecek bir pozisyonda konseri bitirmiş olduk. Yalnız bana aylar sonra bir muvaffakatname, yani sözleşme geldi bana. Ve o haklarım, yani o konserin hak bir kere izledim. Ben zaten izleyemedim gibi bir şey böyle. Hani bana bir davetiye verdiler. Onu nereden giriyorduk? Bir de ilk yayınlarıydı. Yani ilk konseri festivalin. Onlarda da böyle bir hataları oldu bir şeyler. Ben böyle hani konseri adam akıllı izleyemedim. Ve üzerine 6-7 ay sonra, pardon yanlış söylemeyeyim, yani bir aylar sonra şey oldu. Sözleşmede şöyle bir şey yazıyordu. 20 yıl boyunca bütün şeyleri bizim. Zaten ben çok düşük ücrete gelmişim. Her şeyi kabul etmişim. Onu zaten başta kabul etmişim ama dijitalde benden 30 dakikayı daha uzun bir program istemişsiniz. Zaten onlara da evet demişim. Kendi programımı daha zor seçmişim. Daha uzun yapıyorum. Daha meşakkatli bir şey. Ama üzüldük yani sonra. Yani neden 20 yıl? Yani teliflerle ilgili böyle bir problem yaşadık. Yani şeyde muvaffakatnamelerle ilgili. Yani keşke şeyler projeden önce gönderilseydi. Ben mesela tabii sinema ve film sektöründen bu konuya dair bir bilgi sahibiyim ve bir takım yönetmenlerden ve işte arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla muvaffakatname ile ilgili işlerin aslında çok daha, yani kitap da aynı şekilde muvaffakatnameyi okumadan hani yola çıkmayın diye zaten hep böyle şey uyarılar gelir aslında ama ya ilk projelerini yapacaklar için bir de tabii müzisyenler için. Bize bana çok güzel bir tokat oldu. Yani ama yapacak bir şey de yok. O kadar planlama yapmışlar. Hani sonra da bir şey demedik aslında. Yani neyse 20 yıl sonra dedim. Çoluk olursa dinlerler. Hani yani YouTube'a isterdim. Yani Bolsa falan çaldık. Hiç böyle yani Spotify falan bir tane kaydı var. Danzi çaldık. Danzi'nin hiç kaydı yok. Yani çok kötü kayıtları var ve kayıtlar olağanüstü oldu. Yani keşke paylaşsalar. Buradan dinlerlerse şey yapalım. Gönderelim. Yani yayınlasınlar. Yayınlayın yani bizim dijital şekilimiz. Gökhan Bey, burada Türkiye yani yurt dışıyla karşılaştıracak olsanız festival perspektifinde, hani sadece hukuki değil de diğer boyutlarıyla da organizasyon, işte bunun duyurulması, pazarlanması, sosyal medya tarafı,
Yani yurt dışında da bir sürü festivale katıldığınızı tahmin ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Hani gideceğiniz yollar neresi? Ne tür eksikliklerimiz var? Ya da şunu diyebilir misiniz? Ne bileyim, en güzel festivaller de İsviçre'de oluyor. Adamlar zaten saat gibi çalışıyor mı dersiniz? Ya da bilmiyorum, festival biraz da bana tabii spontanlık da getiren bir şey. Belki çok o kadar dakik olsa benim gibi katılımcı şey de yapabilir. Rahatsız da edebilir. Sizin gözünüzden de dinlemek isterim. Arka tarafı çünkü çok görmüyoruz. Biraz daha rahatsız biz izleyici olarak gittiğimizde. Yani programlama anlamında gayet iyi durumdayız. Onu biliyorum. İlk önce oradan bahsedeyim. Programlamada hakikaten bir çıtayı çok yukarıda tutuyoruz. Yani tabii böyle çok alakasız işler de olabiliyor. İşte onlar Avrupa'da oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Yani Alman halk türküleri diye bir konser oluyor mu Berlin'de bilmiyorum. Hani konser hasta falan ama hani bizde böyle yaşadığımız oldu, işte Neşet Ertaş türküleri falan, salon böyle 2000 kişi full mesela, işte London Filarmoni geliyor, o kadar kalabalık olmuyor. Yani programlamalar biraz dinamikleri değişik ama bizim içerik olarak, yani özellikle Borussia İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın programlaması çok iyi. Yani eser seçimleri çok iyi. İşte biz festivali Kapadokya'da yaptığımızda şöyle bir şeyle karşılaştık. Bize bir mail geldi, işte sizlerle tanışmak istiyoruz, biz bir butik festivaliz, networklerimiz var, işte bir network'e dahiliz Avrupa Birliği'nde, içinde 30 tane festivalin olduğu Portekiz, Estonya, yani çok böyle ama butik festivaller network'ü. Benim de Toulouse'da bir konserim vardı, oradan dedim ki ben Paris'e geçeyim, Paris'ten dedim sizi de hem festivali ziyaret edeyim, sizi de göreyim, tanışmış olayım falan diye ben atladım gittim. Yine bir hani Göte Enstitüsü'ne girer gibi ben böyle şeye girdim, yani hani Paris'te Champagne bölgesinde Forest Festival, yani ormanda bir festival yapıyorlardı. Sonra ben adama kendi broşürümüzü verdim. Adam da baktı. Ya dedi ki Jean Kras dedi, nasıl koyarsınız dedi. Biz dedi bilmiyoruz, yani burada Fransızlar bilmiyor. Yani siz nereden biliyorsunuz bizim bestecimizi? Aslında adam bir subay, yani Fransız subay ama olağanüstü müzikler yazıyor. Hani siz bu seviyeye nasıl geldiniz? Hani böyle bir baktı. Biz de 26 yıldır uğraşıyoruz. Neredeyse eşit program dedi. Yani biz de arkadaşlarımla beraber işte önerilerini yaptığımız programla yapıldı. Şey dedi, yani 26 yıla yaklaşmışsınız dedi. Sonra bizi davet etti o butik festivalleri. Biz de Türkiye'deki işte butik festival şeyine, network'üne işte giren bir festival olduk. O yüzden programlamada bence iyi durumdayız yani Türkiye'de. Ama şey yok ya, bizde prodüksiyon eksikliği var. Ya örneğin yani belki şu an mesela aklıma geliyor, daha bugün böyle bir konuşulduğu için çok sıcak bir şey paylaşayım. İşte bir 14 Şubat konseri mesela konsepti istendi. Bu da bugün konuşuldu, yani olur olmaz bilmiyorum ama aklıma gelen şuydu. Yani ve bunu belediye istiyor. Yani belediyenin yapacağı şey ne olacak? Halka inmek zaten. Yani halkı sanatla buluşturabilmek. Belki yani zaten ücretsiz yapıyorlar, belediyenin işi o olmalı yani. Dedim ki yani Sevgililer Günü'nde biz bir çalalım. Yani tüm işte yani insanların sevdiği işte müzikleri çalalım. Çalmasına da onlar zaten yapıldı. Yani bir prodüksiyon, bir şey yok. Yani nasıl şey yapabiliriz? Sevgililer Günü'nde siz sevgilinize işte bir tane hediye ne alırsınız? Mesela sinemaya götürür müsünüz de. Ya ben götürmem. Sinemaya götürmem sevgililer günü. Zaten gidiyorum sinemaya sürekli. Yani özel bir şey olmaz. Ona işte mesela kemancıların öyle şeyi vardır. Çok işe gitmişliği vardır muhtemelen. İşte masalarda sevgilisine işte bir melodi çalmak falan vesaire. Öyle şeyleri Türk halkı çok seviyor biliyorsunuz. Yani şöyle bir şey dedim. Dans etmeyi de aslında çok seviyorum. Antalya'da özellikle yazın izlenimlerim şu oldu. Otoparkta mesela böyle salsa falan yapan arkadaşlarla böyle beach parkta sadece arabaların önünde açmışlar, dans ediyorlar. Bunun gibi böyle hani çok insan gördüm Antalya'da ve çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey söyledim. Yani dedim bir orkestra zaten var. Bu sizin orkestranız, yani halkın orkestrası olsun. Halk sahnede olsun dans etmek isteyenler. Yani tamam o mikronu şey tutuyorum birazcık hani şeyde tutuyorum, dışarıda tutuyorum ama sahneye çıksınlar ve istediği parçaları da bize söylesinler. Biz zaten biliyoruz yani her şeyi. Yani bütün o parçaları biliyoruz. Örneğin size sorayım Koray Bey.
Yani siz eşinizle bir beseydiniz, bir dans etmek istediğiniz bir parça vardır mutlaka. İlla ki bizim şeyde de düğünde de çaldık. İlk dans Tamam. parçamız bu Sertab Erener'den Aşk mesela. Aşk mesela, tamam. Sevgililer Günü için bir numara. Hiç önemli yok. Ben de şimdi hani sevgililer günü size George Crumb çalıp böyle kafayı patlatmama gerek yok. O yüzden hani aşksa hani ona göre bir ekip toplanır. Hani sizin şeyin sıranız geldiği zaman orkestranın içinde böyle bir podyumda işte üzerlerinizden karlar akıyor falan. Yani böyle bir sahne, öyle bir interaktif bir şey. Yani Sevgililer Günü konserinde ben orkestrada dans etmek istediğimizi canlı bir şekilde. Çünkü evde de dans ediyoruz ama bunu paylaşmak, hani sevgilinize bir hediye vermek anlamında böyle bir hizmet olsun dedim. Ya yani prodüksiyon yapalım yapılacaksa. Bu bir tane örnek de. Çok basit bir örnek. Çok güzel. Aslında bu Goethe Enstitü'nün size dediğini yapmışsınız. Onun için de demiştiniz yani gelin birlikte yapalım demişler size. Bir şey çalıp hazır getirmek yerine Goethe Enstitü de dahil olmuş. Siz aynı şeyi aslında belediye ve halka da uygulamışsınız. Tabii ve halk yani aslında şey yapıyor. Onlar başvuruyor. Yani belediyeye gönderecekler. Biz işte şu dansı yapmak istiyoruz, şu parçayı istiyoruz. Yani konsept o aslında. Ya yani onların çünkü bizden çok uzaklaşıyorlar. Şimdi gitgide şey azalmaya başladı seyirci sayısı. Ben şimdi Antalya Senfoni'ne bakıyorum. Bir diminuendo gibi yok oluyor seyirciler. Yani neredeyse orkestra daha kalabalık yani sahnede. Yani salonda biz en kalabalık grup biziz, orkestrayız. Seyirciler biraz şey kalıyor. Ama yılbaşı konseri oluyor. Ayakta izleyenler de oldu. Hep böyle oluyor. O yüzden biraz konsepti değiştirmeliyiz. Bu tabii senfonik böyle nasıl vizyoner bir şeyle bakış açısıyla başka işler mutlaka yapıyoruz. Ama hani belediyelerin zaten yapabileceği tipik şeyler var. Halkla buluşturması gereken. Bu konuya nereden buraya geldim bilmiyorum ama bunu böyle anlatmak Festivallerden geldik aslında istedim. çok çok doğru bir noktayı dile getirdiniz. Ben şeyi hatırlıyorum. Barış Manço'nun böyle bir anısı vardı. O da biliyorsunuz Hollanda'da zamanını geçiriyor, orada okuyor, müziğe orada başlıyor. Bir gün işte rock çalarken işte etrafta da bizim orada Türk göçmenler, işçiler var. Kimse ilgilenmiyor. Sonra biri diyor ki Kazman'dan bilmem ne bir şarkıyı çal diyor hani bizim türkülerden. Onu rock eşliğinde çalıyorlar. Bütün herkes alkış kıyamet kopuyor. Zaten ondan sonra biliyorsunuz Anadolu Rock diye bir akımı başlatıyor. Aslında böyle olması lazım. Yani hani böyle bir konsepte yer için, belediyeyle yapacağınız bir yer için halkı içeriye almak, onlarla birlikte bir şey kurgulamak çok güzel Kesinlikle. düşünmüşsünüz. Kesinlikle. Bakalım belki isterlerse. Mesela bu bugün yani aslında 6 aylık dediğim gibi proje süreci var. Yani değerlendirme, filtreden geçirme süreci var ama en hızlı aklıma gelen bu oldu. Hani festivaller çünkü şu anda biraz ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani böyle sudan çıkmış balığa döndü. Ne programlama şey yapabiliyorlar hani adam akıllı çok düşünüyorlar. İşte gelemiyor mesela tam çok iyi program diyorsunuz. Solist diyor ki yok benim amcaoğlu Covid oldu gelemiyorum falan. Yok temaslıyım. Bana öyle çok telefon geldi. İşte, grup geliyor işte Hollanda'dan ama çelistleri binemiyor uçağa. Test olmuş pozitif, bir daha test olmuş negatif, bir daha şimdi olacakmışmış, pozitifmiş falan. Hep böyle bir geciktiriyorlar organizasyonu ve en son adam gelemiyor. Sonra konser yapattı ya da yama gibi biz buradan böyle takviye kuvvet şey yapmış oluruz. Yani demek istediğim zor bir dönemdeyiz. O yüzden yapabileceğimizin işte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de Sevgililer Günü'ndeki dans en iyi olmayacak ama Bu yine de. arada çok pardon bitti Yok. zannettim. Dilersen chat bölümüne bizimle paylaştığın linkleri izleyenlerle de paylaşabiliriz. Eğer sorular varsa yavaştan sorulara geçmek isterim aslında. Okay. Nasıl yapalım? Birkaç konser kaydı Yani aslında link paylaşalım mı yoksa? atabiliriz. YouTube'a da o linkleri belki koyabilirsin. Hani takip etmek Tamam. isteyen oradan kopyalayıp yapıştırabilir. Hı. Yani bana benim anlatmak istediğim aslında çok küçük böyle bir yani ilgilenen olursa diye konuyla proje dosyası nasıl oluşturulur gibi hani böyle bir konuşmuştuk seninle. Böyle mesela bir dosyamın içindekiler bölümünden biraz böyle çok kısa bahsedeceğim. Hani sonuna yaklaştık muhtemelen de belki işine yarayabilir. Çünkü ben uzun süre bunun için uğraştım, bayağı bir araştırdım.
Ve çok güzel oluyor. Başvurularda çok dolu böyle hani girişimciler için tavsiye edebileceğim şeylerden biri olacak. İlk önce zaten tema, yani yaptığınız işin bir özeti, işte varsa şeyi bir sinopsisi falan olabilir. Dedim, bir metin yazarlığı varsa konunun anlatımıyla, akışıyla ilgili bir sinopsis yazılabilir. Siz hangi kurum adına bu işi yapıyorsunuz? Hangi kurumla işbirliği yapıyorsunuz? Bunun belki kurumun bir tarihçesi içindekilerde olabilir. Hem yani bir özgeçmiş CV gibi ama kurumun işin olduğu. O yapacağınız projenin kuruluş gerekçesi. Neden ben bunu yapıyorum? Yani onu o proje dosyasında da ve amacını, gerekçesi ve amacını yazmak lazım. Bir tane SWOT analizi koymak gerekiyor. SWOT analizi çok etkileyici bir şey, yöntem. Kore'nin ilgi alanı. Aa, bravo Gökhan Bey, yani hani iş hayatında çok, anladım. Evet, çok kullandığımız bir şeyin müzik tarafında kullanılması çok hoşuma gitti. Evet, yani SWOT'a göre yani her şey analiz üzerine bence gidiyor. Sonra eğitimler, yani mesela belki bir kamp yapacaksanız bir yani eğitim kısmı olabilir veya işte projedeki yer alacak müzisyenler. Yani isimler aslında, eğitimler dediğim, ya da işte mesela bir dans olacaktır. O işte Pina Bausch'un modern bir şeyidir. Onun dansı da anlatan. Yani biz dans edeceğiz, biz bir şey çalacağız değil de o müzik ne, yani o besteciyi belki anlatan müzisyenler dedik. Ve o insanların yapmış olduğu projeye göre, örneğin işte Yunus Emre Oratoryosu yapmak istiyorsunuz. Neden Yunus Emre Oratoryosu'nun içindeki şeyleri Saygun nasıl şey yaptı? Bununla ilgili de bir metin olabilir. Sonra hedef kitlesi çok önemli. Yani dosyanızda kimlere bu projenin hedef kitlesini mutlaka yazmak gerekiyor. Şöyle bir şey eklemişim, onu bilmiyorum, belki ileride çıkarırım ama vazgeçilmez değerler diye bir içindekilerde böyle bir şey var. Sonra medya ve tekniklerin belirlenmesi. Sonra yönetim biriminin yapılandırılması, bir yönetim şeması. Sonra bir proje uygulama alanı koymak gerekiyor projeye. İşte takvim, zaten bu schedule dediğimiz şeyleri mutlaka onu da bitirmek lazım. Sonra yıllık bir analiz var. O da işte projeye göre değişiyor. Bütün afişleri, varsa işte diploması, ne bileyim bir işte sertifikalı verilebilecek bir şeyse mutlaka o sertifikaların tasarımları, yani görsel tasarımlar, bir değerlendirme raporu, logo kılavuzu. Mesela siz bir proje yapıyorsunuz, adam sizin logonuzu alıyor, Google'dan pat diye yapıştırıyor oraya. Yani ama benim bir logo kullanma kılavuzum var kardeşim, sen bana sordun mu onu yaparken, belediye alıyor pat diye koyuyor. Ya bir logo kılavuzu çok iyi oluyor. Onu da bakanlığın sitesinde görmüştüm. Bayağı hoşuma gitmişti. Bütün o pigmentleri, şeyleri falan koyuyorlar. İşte bütçeleme, ulaşım, nasıl transferleri falan. Bir de iletişim kısımlarını eklerlerse dosya, yani proje dosyası tamamen tamamlanmış oluyor. Hani sizin eklemek istediğiniz bir şey olsa ben de ekleyeyim dosyalar. Kore'ye topu atıyorum. Vallahi çok güzel yani. Eksiksiz. Yani işte önünüze konduğu zaman proje daha şey oluyor. Yani işin kalınlığı ya da küçüklüğü değil de dolu olması biraz. Gittiğiniz zaman bir müzisyen gibi yani başka bir şekilde bakıyorlar. Çok enteresan. Bazı arkadaşlarım şey diyor, ona katılmıyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz ama işte bir saat takıyorsun, adamın sana bakışı değişiyor falan. Öyle bir dünya yok. Yani bizim için geçerli değil. Ben bayağı böyle şortla falan girdim göz enstitüsüne. Yani hani yoldan geçiyordum. Merhaba falan. Gibi gibi. Çok güzel. Var mı başka soru bir şey? Ben soru sorabilir miyim? Tabii lütfen. Öncelikle şunu söylemem lazım. Biz de kendi aramızda birkaç tane söyleşi yapıyorduk Klasik Müzik Türkiye olarak. Gökhan Bey, sizden organizatörlük hakkında güzel bilgiler aldım. Bunu ileride kullanacağımı ümit ediyorum. O yüzden teşekkür edeyim başlamadan önce. Sorum aslında şu olacak. Biz kendi yaptığımız söyleşilerde Loxbridge olması lazım şirketin ismi. Onur Tamaz, Onur Bey'in bir tane menajerlik şirketi var kurucularından. Biz de yaklaşık aynı konuları konuşmuştuk. Bence çok keyifli konular. Sonuçta
Koskoca orkestralar geliyor, seyirciler geliyor, bunun bir finansmanı var, nasıl organize ediliyor? Bunlar benim ilgimi çeken konular. Benim sorum şu olacak. Biraz önce bahsettiğiniz sahnedeki orkestranın kişi bazından kapasitesi izleyicilerden daha fazla, daha kalabalık. Bu gibi durumlarda da insan aklına şu geliyor. Acaba bizim insanımız klasik müzik konserlerine biraz daha yabancı mı bakıyor? Daha mı az gidiyor? Hani Neşet Ertaş'tan örnek verdiniz. Bunun bir arz talep dengesi nedir? Bir de ikinci sorum da şu olacak. Herhalde ya 2002 ya da 96'da seçim varsa tam hatırlayamıyorum. Genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti Başkanı Besim Tibuk TRT'de şöyle bir konuşma yapmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nı satacağız diye bir konuşması vardı. Acaba hatırlarsınız. Acaba devletin bu müzik işlerine karışması, hani belediye düzenliyor dediniz ya, özel sektörün önünü kapatıyor mu? Belki de izleyicilerin, dinleyicilerin daha doğrusu, konserlere katılmama sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Klasik müziği popülerleştirme çalışmalarında belki devlet bir yardım ediyormuş gibi gözükerek engel teşkil ediyor olabilir. Belki bunu biraz da siz biraz önce anlattınız. Özelleştirirsek daha iyi olabilir mi? Bir sorun bu. Yani şöyle en yakın örneği, ikinci sorunuzdan başlayayım. Hani Zorlu Center'da büyük bir prodüksiyon görüyorsunuz mesela. Onun hiç devletle falan hiçbir alakası yok. Oradaki tamamen bence içerikle alakalı. Yani siz içeriği, hedef kitlenizi nasıl belirlerseniz, Türkiye'de yani çok sayıda klasik müzik sever insan var. Ben buna inanıyorum. Yani farklı bir şey dinlemek isteyen insanlar var. Yani bakanlığın yapmış olduğu platformlar, örneğin yani senfoni orkestralarında sabit cuma günleri şey, yani oradaki şeyi biliyor. Hani cuma günü ben standart bir klasik müzik konseri izleyeceğim. Çok böyle şey bir şey izleyeceğim, yani dinleyeceğim. Hani onu daha başaramadı devletteki senfoni orkestraları. Yani dinleyici sadece şey olarak bakıyor. Ben cuma günü işte köfte ekmek yiyeceğim falan gibi, hani böyle çıkıyor. Şey değil, hani ben burada bu akşam süper bir Mendelssohn dinleyeceğim diye geldiğini zannetmiyorum devlet bazında. Bu biraz sizin dediğiniz gibi antipatik bir etki yaratıyor bence. Çünkü çok ulaşılabilir oldu klasik müzik. Ve artık insanlar da ayırt edebiliyor. Yani örneğin Kapadokya'da rehber bir arkadaşım vardı. Biz onunla Steve Reich konuşuyoruz yani. Ben buradaki senfonide kimseyle konuşamıyorum. Hani gibi aslında çok bilinçli dinleyiciler var. Onlarla konuştuğum zaman bakıyor adam, ne iş olacağını biliyor, ne çıkacağını biliyor. O yüzden gelmiyor. Yani sorunuzu tam cevaplayabildim mi bilmiyorum ama arz talep ilişkisi dediniz. İşte mesela bu dans örneğini verdim. Yani belediyelerin biraz daha insanlara ulaşabilmesi lazım. Yani belediye olabilir, özel sektör olabilir. Yani biraz daha interaktif bir şey. Kendilerini yabancı hissediyor olabilirler dinleyiciler. Yani örneğin mesela bir arkadaşım vardı, Lütfiye. Konsere davetiyesi de var. Sırf kıyafeti yüzünden gelmedi yani. Ben mesela çok üzülmüştüm. Yani neden gelmiyorsun? Hani öyle bir algı mı yaratıldı? Yani kıyafet giymek zorunda mıyız? Yani çok şık mı olmalıyız? Evet, ben La Scala'da bir operaya gittim oldu. Yani orada... Pardon, Bale izlemiştim, dinlemiştim. Orada hakikaten balkonda smokinli adam geldi. Ben böyle düdük makarnası gibi kaldım orada. Yani ama hani kimse de yadırgamadı yani. Burada böyle bir algılar var. Yani klasik müziğe karşı bir tutum var. O yüzden zaten biraz halka inmek gerekiyor. Onu düşünüyorum. Yoksa hiçbir şekilde salonları işte en iyi ödülleri Dolce Gramofon işte şey ödülü almış. Adam onu bilmiyor ki zaten. İlgisi de ilgisi yok yani. Onun hiç önemli değil yani. Teşekkür ederim. Buyurun Hande Hanım. Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. Biraz aslında siz konuşurken aklıma şey geldi, yani alanlar ayrımını da bence, ya da işte duvarlarımızı daha net nasıl yıkabiliriz? Hem bu hani kreatif alanımızı hani genişletebilmek adına. Çünkü ben de bir mühendis olarak, yani o kadar güzel proje yönetimini anlattınız ki, proje yönetim felsefesini, işte SWOT dediğiniz aslında bir stratejik yönetim işte yani aracı.
Ve hani biz hep şunu diyoruz işte şu işte tool şu işte alana ait şu şey şuna ait ve işte tam da bu noktada aslında ayrımcılık yapıyoruz ve hani daha fazla renk dokuya karşı aslında bir önyargı oluşturuyoruz. İşte sanat da bu değil mi aslında işte kalıpları yıkmak, farklılaştırmak ve devindirebilmek. Yani aslında bu noktada o farklılıkları görebilmek adına neden hani sanatçı sanatçı olabiliyor? İşte tam da tarif ettiğiniz noktada yani o kadar net bir şekilde işte ne yapılır işte hani projede bir zaman kısıtı vardır işte kaynak kısıtı vardır işte önce şunlar planlanır noktasında bunu işte aktarabilmek çok önemli. Bir de şunu hani görüyoruz hani ben bir dönem akademik tecrübemle çok fazla öğrenci hani işte birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrenci yetiştirdik ve tanışıklık noktasında hani Ankara'daki bir üniversitede konsere gitmemiş o kadar çok üniversite öğrencisi vardı ki ve bu noktada ilk izlenim, ilk deneyim, ilk tecrübe çok hani önemsiyorduk ve hani ben de bazen hani kendimce özendirmeye çalışıyordum ya da hani beraber hani beni götürmeye çalışıyorduk. Bu izlenim çok önemli. Yani o yüzden o sınırları yıkabilme noktasında ne bize hani bize dinleyiciler olarak sanatseverler olarak ne düşüyor? Siz sanatçılar olarak hani sizlerin bu konuda zaten özverili çabalarınız var. Bu konuda da çok teşekkür ederim. Çünkü sanat apayrı bir hani yetenek ve hani doku. Hem size hem Begüm Hanım'a bu konuda hani hakikaten çok çok teşekkür ederim. Hani iyi ki varsınız. Bu konudaki hani belki tecrübeleriniz ve deneyimlerinizi hani aktarmanızı hani rica ediyorum. Daha kreatif olabilmek adına işte dinginliğe mi, kaosa mı ihtiyacımız var? Bu kalıpları kırabilmek adına bunu sormak isterim. Çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz için. Saygılar sunarım. Çok sağ olun. Teşekkürler katılımınız için. Yani aslında biz bütün konserlerden sonra sizi o kulise bekliyoruz. Yani siz konseri dinleyip alıp o şeyi gidiyorsunuz ama gerçekten bekliyoruz. Yani bizim o kalıpları nasıl oluştu? Bir buzlar var, bunların eritilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani siz bu merak ettiklerinizi gelip kulise de konuşabiliriz. Atıyorum örneğin bir şefe siz o besteyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Eminim çok mutlu olacaktır. Ama sanki öyle bir şey var. Hani bu nasıl yaratıldı bilmiyorum artık. Ne deniyor ona? Yani elitist bir şey mi, tavır mı ya da bilmiyorum. Tam tabirini bulamadım şu anda ama. Gökhan Bey dediğiniz çok önemli. Yani hani ben de şu ana kadar hiç kulise gelebileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Öyle mi? Şey varsa evet bir deneyeceğim yani, şansımı buradan. Öyle özel bir güvenlik falan yok zaten. Hani kapıları koridor var. Biz de o koridoru kullanıyoruz. Yani valla seviniriz. Evet evet yani bence biraz daha konuşmak lazım. Biz zaten kafa patlatıyoruz yani sizin için bütün notaları günlerce, aylarca çalışıyoruz, onun hakkında düşünüyoruz. Bunu zaten dinleyerek siz alıyorsunuz ama işin konuşma boyutu. Yani bazen mesela şimdi şey başladı, o Cem Hoca çok güzel yaptı, Cem Asur hani anlatımlı konserler falan. Şey oluyor, insanlar gerçekten rahatlıyor bir şekilde. İşte Borsan pre-talklar yaptı konserlerinden önce, hala işte radyoda yayınlıyor. Onlar çok bilinçlendirici şeyler. İnsanları bir şekilde rahatlatıyor. Aslında bu Beethoven'daki şey de oydu. Yani bildiğiniz bir sesi özellikle koymak istedim. Yoksa hani Sungun Babacan zaten çok ünlü, çok iyi bir ses ama dinlerken rahat hissedin. Yani program Beethoven'ın adam zaten şeyini anlatıyor. Yani o ses tonuyla dinlemek insanın daha yakın ilişkiler kurmasına sebep olacağını düşünerek öyle bir şey yapmıştım. Bu anlatım meselesi de önemli. O yüzden biz kulislere bekliyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Örneğin yani biz konserlerimizi hep salonlarda yapıyoruz. Tam özel sektörde çok pahalı kiralar. İşte ya da bakanlıkta izinler, bürokratik şeyler vesaire çok yavaş ilerliyor. Örneğin bir konser yapacaksınız. Ben 3 ay sonra için dilekçe vermişim. Her şeyi bitirmişim. Artık biletlere çıkacağım son bir ayın. Bir tane bakanlığın yeri. Yani ilk başta böyle bir tepki. Sonra gidiyorsunuz işte valiyle konuşuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz bakanlıkla konuşuyorsunuz. Herkes onaylıyor. Sonra bir yazı lazım bana, bir resmi bir kağıt lazım. Konserden bana bir gün önce gönderiyorlar. Yani bir gün önce demek, ben 2000 bilet satacaksam bir bilet satabilirim yani. Yani o yüzden nerede, yani mekanlarımızla ilgili birazcık problem yaşıyoruz açıkçası. Dinleyiciler de allak bullak olmuş durumda.
nerede oluyordu, neydi? Bir kere zaten salonların akustik problemi var. Bunun için gitmeyenler bile var. Gerçekten yani çok iyi program. Dünyanın en iyi müziğini geliyor ama ben o salonda dinlemem abi diyor. Dinlemem diyor yani. Bu kadar basit. CSU Adobe'dan olabilir mi? Yani son Ankara'da bu konudaki en büyük hem bir yandan kazanımımız hem de yani ben açıkçası birkaç konserde çok sıkıntı çektim. Belki oturma düzeninden hani olabilir ama çok fazla bu konuda dostlardan şikayet aldım. Hatta başka bir Mühendis Mimarlık Kadınlar Derneği var. Direkt hani mühendis arkadaşlara sordum, yok dedi, evet akustik problemi var. Yani bir şekilde bir hani devinim sıkıntısı var. İşte bu noktada işte o engelleri kaldırabilirse çok müthiş olur. Çünkü arkada yatan emek çok fazla. Yani o de hani yaratıcılık devinimi, o bestenin hani oluşabilmesi, onun hikayesi, hikayeleştirebilmek bence biraz da hani bu noktada da çok fazla bence size görev hani düşüyor. Oradaki müziğin ya da parçanın yani o başlığın oluşturulması bile aslında sanatın tarifini hani ortaya koyuyor. O yüzden gerçekten iyi ki varsınız. Lütfen emek vermeye devam edin. Umarım bizler de kulise gitmeye devam edeceğiz ve bu anlamda kulisleri başında sizleri bu anlamda alkışlı olacağız. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Arada böldüm, kusura bakmayın. Hani Kulis olayı bence çok önemli Gökhan Bey. İyi ki söylediniz. Ben şöyle bir anımı paylaşayım. Ben ODTÜ'de okudum. Bir ara tiyatro topluluğundaydım. Orada şunu yapardık. Biz tiyatro festivali olurdu. Farklı üniversitelerden gelip tiyatroları yapardı, sunardı insanlar. Sonra da bir yarım saat, bir saat seyirciyle tiyatronun dışında, genelde mimarlık amfisinde olurdu bizim, sohbet ederlerdi. Ve çok doyumsuz, böyle çok değerli şeyler olurdu. Sohbetler çıkardı. Bizim konserler şey gibi yani, hani sinemaya gider gibiyiz. Gidiyoruz, izliyoruz, pat çıkıyoruz. Yani kimse de hissetmiyor yani, gel kulise gidelim. Belki ajandaya öyle bir şey mi eklemek lazım? 15 dakikada bir konserden sonra muhabbet edeceğiz. Olabilir. Yani şeyle sanatçınla buluş gibi hani böyle. Aynen, çok ben çok değerli. Yani siz deyince hatırladım şimdi. Gerçekten ben çok keyif alırdım. Hani bir tiyatrodan keyif alırdım. Bir de oradaki muhabbet laf lafı açar, derinleşirdi. Sanatçı da çok keyif alırdı. O da çok beslenirdi. Bir yani kopukluk şey, var. Tabii şey değil yani, öyle imzamı atayım, şey yapayım hani. Ha değil değil, aynen öyle değil. Sağlayayım değil yani. Normal bir 20 dakika ayrılabilir. Zaten senin için gelmiş o dinleyeceğim. Tabii. Seni dinlemiş. Okey, yani sohbet de etme şansı ya da bir tebrik etmek isteyebilirsiniz. Çok beğendiğinizi onunla paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu emin olun bizi çok mutlu eder yani kulise geldiğiniz zaman. Beğenmediğinizi de söyleyebiliriz. Benim öyle gittiğim şeyler oldu mesela bir konserde. Çok iyiydi orkestra. Yalnız bir şeyde, bir müzisyende bir problem vardı galiba. Tam yani onu bir problem olarak algıladım. Hani ben böyle geçmiş olsuna gittim aslında. Yani işte bir şeyiniz var mı? Orkestra cayır cayır çalıyor. Siz ne oldu? Hani yani geçmiş olsun. Sağlık problemi var. Bir de böyle şeydi. Rahmaninov çalınıyordu. Rahmaninov da böyle çok işte vibrato gerektiren, espressivo, böyle müthiş şey senfonilerindeki o espressivo'yu orkestra böyle yaktı yani sahne. Çok iyiydi. Konser iyiydi. Gözünüzü kapatınca o şeyi görmüyorsunuz zaten. Müzisyeni görmüyorsunuz da ben mesela merak edip gittim yani. Aslında niye gidiyorsun? Yani gidip sordum. O da dedi ki, yo dedi, iyiyim dedi. Bir problemim yok falan. E dedim, şey, parmağınızda mı problem var hani şey olarak? Hani biraz böyle densizlik ettim belki, bilmiyorum ama. Hani dedim, herkes dedim yani açılış konseri. Siz hiç vibrato yapmıyorsunuz. Özel bir sebebi mi var? Hani belki bir bakış açısı mı? Hani bir yerden yakalamaya çalışıyorum. O da şey dedi yani, vibrato da yapsam aynı parayı alıyorum. Vibrato yapmasam da aynı parayı alıyorum. Ben evet. Dedim ki çok teşekkürler. Ben cevabımı aldım. İyi günler diyeyim. İşte kuliste de bazen böyle. Olsun ama iyi yapmışsınız. Bravo. Yani gelebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Benim en sevdiğim şey mesela. Ya zaten sanatçıyı da eleştiremiyorsak bence kimseyi de eleştiremeyeceğiz. Yani ülkemizde herkes alınıyor birbirinden. Sanatçılar bence burada bir liderlik, bir rol modellik yapacak diye düşünüyorum. Çok değerli olur. Bu öneri çok güzel. Evet, yani öyle bir platform da yok eleştiri yapabileceğiniz. Bazen düşünüyorum, acaba şu konsere gidip böyle arkadaşlarla yazsak mı falan. Sonra
biraz böyle burun kalkıklığı gibi de olabilir falan. Ama bunun tabii müzikologlar var, müzikoloji bölümünden insanlar var. Hani onların da yapması belki daha hoş olabilir falan. Yok yani öyle bir eleştirecek bir platformumuz yok mesela. En büyük eksikliklerden birisi. Evet. Bu arada şey ana salonla ilgili akustik siz hangi şey konsere gitmiştiniz Hande Hanım? Hatırlıyor musunuz gittiğiniz konser? Birkaç tane ana salondaydık. Yani ana salondaki ceplerden bir tanesi. Yani orta sahne... programı sormuştum aslında. Hani şey, konserin içeriği yani senfoni orkestrası mı yoksa elektronik böyle bir şeyler mi vardı salonda? Hatırlıyor musunuz? Vallahi yani şu anda tam şey yapamayacağım ama yani şöyle elektronik yani solist vardı, solistin sesi çok hani boğuk hani geliyordu. Evet. Ama arka hani tayfada mesela salt enstrüman olduğu zaman o biraz daha netti gibi yani en son izlediğimiz hani konser nezdinde. Çünkü yani filarmoni orkestrası hani gelecekti. Baktık bilet fiyatları da çok yüksek dedik ki yani bu konuda ev ekonomisi yapmakta fayda var noktasına gidememiştik ama açıkçası çok üzüldüm yani hani gidememe noktasında. Çünkü gerçekten sanatı ben şeyi özlüyorum. Pandemi öncesinde hani bir konsere gittiğimizde o enstrümanlarla beraber yani resmen kalbimin aynı anda devindiğini hissediyorum. Yani o doğru bir akustikti. O kadar güzel hissettiriyordu ki. Yani gerçekten çok müthiş bir duygu. Ya ben böyle hissediyorum. Bilmiyorum konsere gittiğimde. O yüzden de çok heyecanlıyorum. O yüzden de evet bakın bu çok güzel bir yüzmek gibi bir şey. Yani işte o suyu hissedin, o işte duyguyu hissedin, o notayı hissedin modunda. Ama işte bunu bu etkide de işte ambiyansta bu sanatçının rolü var, salonun rolü var. İşte burada aslında engel dediğim noktasında hani birçok aslında bu konudaki kırılımları belki hani düzeltebilirsek çok daha fazla sanatı yaygınlaştırmak adına daha fazla kitleye ulaşmak ve bence hani sanatla insanları daha mutlu kılabiliriz. Daha mutlu ve mutlu kılabiliriz çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var yani sanatla daha güzel bir gelecek hayal etme noktasında hepimize önemli misyonlar düşüyor başta sizlere. Öyle bir hani deneyim yani ben hani o deneyimle yaşadığım için belki o anı hani yaşamak istedim. Hani onun hayal kırıklığıyla biraz belki şey oldu. Ama hani belki sizin tecrübeniz bu konuda daha sağlıklı olur yani. Çok güzel bir konuya değindiniz de o yüzden hani tekrar açmak istedim. Yani elektronik panellerin olmadığını ben de biliyorum. O öyle bir duyum aldım. Yani mesela şeydi ben koro ve basa continuo ve işte orgla beraber büyük koroyla orada çalmıştım. O zaman çok güzeldi. Yani salon aslında şu an Türkiye'nin en iyi salonlarından bir tanesi. Ama elektronik işin içine girdiği zaman o monitörler işte birbirine çarpmaları falan şey oluyor, çorbaya dönüyor. Yani siz de hiçbir şekilde zevk alamıyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Onu zaten tartışılıyor. Bir şekilde üstesinden gelecekler. Yani ya da etkinlikleri bahçede yapsınlar. Zaten ses sistemi var yani. O çimlere yayılın. Orada da yapılabilir. Yani o salon birazcık daha akustikli bir salon. Örneğin ben şeye benzetiyorum akustikleri. Yani mesela çok güzel bir ayran içiyorsunuz. O ayran güzel. Ama onu plastik bardakta içinceki veya işte o bakırda içtiğiniz ayran arasında fark oluyor. Ayran ayrı ayran. Ve onu böyle şeyde konsert gibi aldı. Turnemizde hissetmiştim. Yani aynı orkestra. Aynı insanlar. Hatta Dolce Gramofon'a da CD yapmışız. Aynı solist. Abi konsert gibi. O da başka bir şey oldu yani. Ne oldu? Biz bir anda böyle bambaşka bir şey oldu. Yani bunu tarif edemem. Eminim yani Amsterdam'da yaşayanlar çok mutludur öyle bir salonları olduğu için. Biz çünkü başka hiçbir şey yapmadık. Aynı işi yaptık. Biz zevk aldıysak onları hayal edemiyorum yani konusunda. O yüzden bu değerli şeyiniz, düşünceniz için de çok teşekkürler paylaştığınız için. Gökhan, bu akşam bizlerle birlikte olduğun için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli noktalara değindin. Hande Hanım, sizin de bu arada belirttiğiniz görüşler için sonsuz teşekkürler. Sizin gibi dikkatli dinleyicilere epey ihtiyaç var.
Ben yavaştan oturumu kapatmak üzere sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz Begüm sana, Gökhan Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Okay, çok teşekkür ederiz. Sana ulaşmak isteyenler için eğer bir mahsur yoksa e-mail veya Instagram hesabını paylaşmak istersen Kete yazar mısın kapatmadan? Tamam, yazayım şimdi. Çok basit. Belki şeyden de chat'i görebiliyorlar mı? Hı, görebiliyoruz. YouTube'daki şeyi belki göremez diye söyleyeyim. go.ba Instagram'da, buradan da ulaşabilirler. go.ba. Ben bunu everyone olarak herkese şu an paylaştım. Yapar mısın? Peki. Ben açıkçası seninle bir kez daha konuşmayı çok isterim. Çünkü konular bence bitmedi ve seninle konuşmak çok keyifli. Epey malzemesi, geniş bir söyleşi oldu. Buradan akustik mekanlara dair de ayrıca başka bir konuşma yapalım bence. Yapalım kesinlikle. Yani soruları şeyde artık YouTube yorumlarda devam edelim. Olur, anladım. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun davetiniz için. Çok mutlu oldum. Umarım en yakın zamanda da bir araya geliriz.